Kıymetli dinleyenler, bundan önceki okumalarda Mürşid-i Kamil'in hususiyetlerinden bahsetmiştik. Bundan sonraki okumalarımızda Hak yolun yolcusunun hususiyetlerinden söz edeceğiz. Beyitler şöyle: Çünkü bitti vasf-ı saadat-ı azam, vasf-ı mürşid çünkü bulmuştur hitam. Dinle şimdi ey birader kemteri, avni hakla söyleyem diğerleri. Söyleyem bir bir tarikattan kelam, söyleyem anda şeriattan meram. Gör nasıldır şol mühimmat-ı tarik, nicedir seyrin usulü ey refik. Tercümanım sen bana bakma ahi, sözlerimden hisse al merdi sahi. Gerçi bir mürcim günahkar bendeyim, laubali gerçi bir şermendeyim. Söylerim lakin maariften kelam, fiile bakma, kavlimi tut, bit tamam. Mürgi saydım, eyledim saydu şikar, av getirdim bu huzura ey nigar. Mürgi saydı, hoş tutarlar bil yakin, sen de mazur eyle bu abdi hemin. Bu beyitleri salikler hakikat aşığıdır alt başlığında açıklıyoruz. Buraya kadar söylediklerimle büyüklerin vasıflarını anlatmış oldum. Dolayısıyla Mürşid-i Kamil'in hususiyetlerine dair söyleyeceklerim nihayete ermiş oldu. Ey kardeşim, şimdi bu günahkar kulu iyi dinle. Allah'ın inayetiyle önemli gördüğüm diğer meseleleri anlatacağım. Yani hem tarikatten hem de şeriattan maksadın ne olduğunu ayrıntılarıyla bildireceğim. Ey yol arkadaşı, burada söylenenleri dikkatle takip edersen tarikatın önemli meselelerini ve seyri sülükün ayrıntılarını öğrenmiş olacaksın. Burada söylediklerimi benim halime bakarak değerlendirme. Çünkü bunlar büyüklerin sözleridir. Bu itibarla ey cömert insan, söylediklerimden hisse al. Gerçi ben günahkar bir köleyim. Kayda değer bir şey söyleyemeyen utangaç bir insanım. Bu halime rağmen yine de Allah'ı hakkıyla bilmenin önemine dair derin mevzular açıyorum. Bu durumda diyeceğim şu ki, işime bakma, sözümü tut, söylediklerimden hisse al. Halime göre benim vaziyetim şudur ki, avcıların hedefi durumundaki bir kuş iken avlanmaya çıkmışım. Ey gül, güzel yüzlü, işte bak, huzuruna bir av getirdim. Ona iyilikle ve merhametle davran. Bilirsin, canlı getirilen avı hoş tutarlar. Sen de bu köleyi mazur gör. Yabani giderken yakalanmış olduğuna göre merhametli davran. Beyitlere devam ediyoruz. Nicedir bak intisabı ehli hal, eyle bu tarifime sen imtisal. Niyet ittik de tarika bir kişi, istiharedir anın akdem işi. Evvela kılsın iki rekat namaz, tevbe istin Allah'a itsin niyaz. Bildiği sair namazlar var ki çok, bu namazın o namazdan farkı yok. Zamm-ı sure her ne bildiyse olur, lik bilse evvela kulya okur. Rekatı sanide ihlas-ı şerif, ya okursun başka Kur'an-ı münif. İstihare eylesün ba'desselam, üç kere tekrar ile bil ihtimam. Sonra yatsın itmesin dünya sözü, sağ elinin üstüne koysun yüzü. Uykuda her ne gelirse yadına, sonra varsın söylesin üstadına. İstihare böyledir amma ki biz, uykuya yatmak lüzumu yok deriz. İstihare ittiği demde hemen, dergehi üstada varsın bir güman. Kamil üstada icabet eylesin, yed be yed kesbi inabet eylesin. Söyledi bazı muhakkıklar bunu, her neye meyleylese yapsın anı. Bahusus ki zikri evrad-ı hüda, olmaya anda hayırdan maada. Bu beyitleri ilk ders, ilk adım alt başlığında şöyle açıklıyoruz. Hal ehlinin bir tarikata intisabı nasıldır bir bak.
Burada ifade edeceğim tariften kendine hisse al. Şöyle ki kişi nefsin tasfiyesi ve tezkiyesiyle bir mürşidi kamilin gözetiminde seyri sülükünü tamamlamak maksadıyla bir tarikata intisap etmeye niyet ederse onun ilk yapacağı şey istiharedir. Bunun için önce iki rekat namaz kılsın. Tövbe istiğfar ettikten sonra dua ederek halini Allah'a arz etsin. Bu namazı nasıl kılayım, namaz içinde neler okumalıyım diye düşünürse şunu bilsin ki bu namazın bildiği diğer namazlardan farkı yoktur. Mesela Fatiha'dan sonra zamm-ı sure olarak her ne bilirse onu okusun. Ancak biliyorsa önce Kafirun suresini, ikinci rekatta da İhlas suresini okusun. Ya da Kur'an-ı Kerim'den başka bildiği ayetleri okusun. Selam verdikten sonra yapmak istediği işin hakkında hayır mı yoksa şer mi olacağını rüyada kendisine göstermesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ederek istihareye niyetlensin. Sonra hiçbir dünya kelamı konuşmadan ve yüzünü sağ elinin üstüne koyarak yatsın. Uykuda her ne görürse varıp üstazına haber versin. Şayet rüyada hiçbir şey görmezse adabına dikkat ederek bu işi ihtimamla 3 kere yapsın. İşte istihare böyledir. Ancak biz deriz ki başta söylenenleri yaptıktan sonra uykuya yatmak lazım değildir. Bunlardan sonra hemen üstazının dergahına varsın. Eğer kamil üstazın sözü yapılan istihareye göre kendisini intisaba davet etmek yönünde tecelli ettiyse hemen ona icabet etsin. Tövbe istiğfar ederek kendisinden el alsın. Bazı muhakkıklar da şöyle demişlerdir ki her neye meyli varsa onu yapsın. Özellikle Hazreti Hüdayi zikre devam etsin ki onda hayırdan başka bir şey yoktur diyor merhum müellif. Efendim bir dahaki okumalarda buluşmak üzere sizleri Allah'a emanet ediyoruz.